toplumların bilinçli bir şekilde gelişiminin sağlanması, sağlıklı bireylerin yetişmesi, varlığını sürdürebilmesi için bir ülkede hem sosyal hizmetlerin daha etkili, verimli çalışabilmesi hem de sosyal devlet anlayışının oluşmuş olması en temel gereksinimdir. Aile toplumun temelidir. Aile bir bireyin ilk eğitim aldığı, yanlışı doğruyu gördüğü ve öğrendiği bir kurumdur. Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havası içerisinde, aile ortamı içerisinde yetişmesi gerektiği kabul edilmiştir. 4 ay boyunca çalıştay öncesinde her hafta bir kez toplanarak 17-18 Şubat'ta ilgili kurum ve kuruluşların, sivil örgütlerin, bireylerin, ailelerin ve akademisyenlerin katılımı ile yaklaşık 30 kurum ve kuruluş ile 200'e yakın kişinin katılımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1. aile çalıştayını hayata geçirmiş olduk. Ulusal aile eylem planı 7 farklı masada çıkan raporların 2 farklı üniversiteden 2 akademisyen tarafından tek tek incelenip tek bir nihai rapor haline getirilmesiyle oluşmuştur. Bu çalıştayda ortaya çıkan sonuçların ülkemizdeki ailelerimize, aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara ve araştırmacılara önemli katkılar sağlayacağına eminim. Nihai raporda çıkan en önemli konulardan birisinin anne baba okulu oluşturmak gerektiğidir. Eylül ayında devam edeceğimiz bu anne baba söyleşilerine Kuzey Kıbrıs'ın tamamını kapsayacak bir anne baba okulu, bir diğer anlamda biz adını daha yumuşatarak anne baba söyleşilerini tüm adamızda Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirebilelim. Bu eylem planının hayata geçmesi için neler yapılabilir? Aile bir halkın, bir toplumun temel direğidir. Çünkü her şey aileden başlar. Aile yapısını korumak, kültürü, örf adet ve gelenekleri, halkımızın mücadelesini de bütün bu çalışmalar içerisinde bir yerde not etmek ve ona göre bu işlere şekil vermek hepimizin en büyük temennisi ve dileğidir. Bunları hep birlikte takip etmek, basının da desteğiyle, medyanın da desteğiyle bütün bunları bir algı olarak ve Kıbrıs Türk halkının aile yapısına dokunuşuyla ve inşallah önümüzdeki dönemlerde bu çalıştayın bir katkısının, bir faydasının olması en büyük temennim ve dileğimdir.